Özellikle büyükbaş hayvanlarda ayak ve tırnak bakımı çok önemli. Süt veriminden et verimine, ileri boyutundan hayvan ölümüne kadar risk taşıyan tırnak hastalığı özel olarak tedavi ediliyor. Daha çok kapalı alanlarda yaşayan büyükbaş hayvanlarda nükseden ayak ve tırnak hastalıkları hayvanın yaşaması ve verimli olmasının önündeki önemli engellerden birisidir. Tırnağın uzaması, tırnak altlarında enfeksiyon birikmesi, iltihap kapması bir hayvanın en çok eziyet çekeceği ve yaşam kalitesini düşürecek hastalıktır ve aynı zamanda bulaşıcıdır. Hayvanın tırnak yapısı bozulmuş. Devamlı olarak dışarıya yayılıma çıkmadığı için tırnak şekli bozuk. Biz de bu tırnağını temizleyeceğiz, ilaçlayacağız. Hayvanın tırnak yapısını düzenleyeceğiz. Ay zemin şartlarından, sert zeminden veya ıslak zeminden kaynaklı tırnaklarda sıkıntı yaşanıyor. Biz de tırnağını temizleyip ilaçlayacağız. O şekilde hayvanımızı tekrar ahıra göndereceğiz. Yani hayvanın en önemlisi tırnak yapısı. Çünkü hayvan ayakta durarak hani yem yemesini sağlıyor. Hayvan yani devamlı yattığı zaman bu sefer hayvan zayıflamaya başlıyor. Süt verimi düşüyor tırnakta çünkü. Tırnak bakımı önemli mi? Evet, çok önemli. En önemli unsurlardan birisi tırnak bakımı. Malatya'da Mızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği bu önemli hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor. Özel tasarlanmış araçla vatandaşın ahırına kadar giden birlik yetkilileri bu hizmeti üreticimize ve besicimize sunuyor. Bırakma burada. Olduğu için yani zamanla o eklemlere kadar ilerliyor. Öf. Şimdi hayvan rahatlar. Evet, şimdi artık bir cerrah gibi tam noktasına yani hassas noktaya ulaştınız. Aynen, canlı dokuya geldik. Canlı dokunun etrafını temizledikten sonra bandajı alıp ilaçlayacağız o şekilde. Bu hayvanın ayağında ne var yani, ne olmuş? Tırnak çürüğü var ya, yemleme rasyonundan kaynaklı. Ya da içeride ıslak zeminden fazla kalmasından kaynaklı oluyor bu tırnak çürüğü sebebi. Ne kadar zamanda iyileşecek? Yani 15-20 gün civarında iyileşebilir yani hayvan. Anladım. Peki bundan sonra ne yapacaksınız? Yani antibiyotiği ya da buna benzer ilacı neydi? Şimdi bunu temizledikten sonra klorin, katranla ilaçlayacağız, sprey ile. Ondan sonra tekrar hayvan sahibi işte birlik üyemiz, o da antibiyotiklerin ilaçlarını alıp devam edecek. Hayvanın canı yanarken onu besleyen, büyüten, tanıyan sahibi ve inek arasındaki duygusal iletişim zor günde yanımda ol mesajı verir gibiydi. Üzülme diyorsun. Üzülmesin. Hadi canın acıyorsa ben buradayım diyorsun. Dursun biraz da rahat. Süt hayvanının ayak ve tırnak hastalığını tedavi ettirmek için birliği arayan köylü vatandaş hastalığı nasıl fark ettiğini anlattı. Bizim burada genelde dışarı çıkartma şansımız olmuyor. Hayvan sürekli içeride. İçeride olduğu zaman da işte bu tür sorunlar yaşıyoruz. Baktım aksıyor. Hayvan bayağı rahatsız. Kaç hayvan böyle? Şu anda bu böyle. Malatya'da Mızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ergül Günaydın, bu hizmeti birlik olarak sağladıklarını ve bu hastalığın hayvanların verimini, hayatını, sağlığını olumsuz yönde çok etkilediğini söyledi. Sığırlarda özellikle tırnak sağlığı çok önemli. Yani bu tırnak sağlığıyla alakalı işte tırnak çürüğü halk arasında, bu bakım, besleme, rasyonla alakalı ve çoğu da zeminle alakalı. Islak zeminde tırnak çürüğü oluşmakta. Yani bunu vatandaş hayvan aksadığı zaman görebiliyor. Görsel olarak çok görünmüyor. Biraz önce de gördüğünüz gibi genelde tırnak ökçenin içinde yumuşak dofku enfeksiyonu ile alakalı olarak çürüyor. Çürüyen dokuya erken müdahale edilmediği zaman zaten bu hayvanda yavaş yavaş zamanda zayıflama, süt sağım zamandaysa, sağlam bir hayvansa, sağmalsa süt veriminde düşme. Bu hayvan yatalak duruma kadar ileri aşamada. Ama erken müdahale edildiği zaman ölü dokusu temizlendikten sonra gerekli müdahaleler, gerekli sargılar, bandajlar yapılarak hayvan belli bir dönem sonra zaten yavaş yavaş bu kesildikten sonra toparlamaya başlayacak. Biz de çiftçilerimize örnek olmak adına
Hayvancılığın gelişmesi adına biz geldik, ahır kokusunu hissettik ve hayvan besleyenlerin de mutlaka buna dikkat etmesine birazcık dikkat çekmek için bu haberi yaptık. Ben kendi işletmemde abi çok yani o 5-20 tane